Merhaba çocuklar. Bugün sizlerle birlikte matematik dersi yapıyoruz. Bugün neler öğreneceğimize hep birlikte bir göz atalım. Çarpma işlemi nedir? Çarpma işleminin sembolü ve elemanları nelerdir? Çarpma işlemi nasıl yapılır? Çarpma işlemini yapabilmek için öncelikle bizim ritmik saymaları bilmemiz gerekiyor. Bu yılki ritmik saymalarımız ikişer, üçer, dörder, beşer ve onar ritmik saymalardır. Şimdi hep birlikte ikişer ikişer 20'ye kadar ritmik olarak sayalım. Hazır mıyız? O zaman başlayalım. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 14, 16, 18, 20. Sizlere de kocaman aferin. Şimdi üçer üçer ritmik sayalım. Haydi başlayalım. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30. Sırada dörder dörder ritmik saymamız var. Bunun için hazır mıyız? 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, 40. Şimdi ise beşer beşer sayalım. Haydi başlayalım. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50. Ve son olarak onar onar ritmik sayalım. Haydi yüksek sesle son kez sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. Evet çocuklar, ritmik saymalarımızı hatırladık değil mi? Aferin, devam edebiliriz. Şimdi sizlere birkaç tane sorum olacak. Sorularımı iyi dinleyin ve lütfen bana doğru yanıtlar verin. Burada kaç tane kalp var? 4 tane kalp var. Peki burada kaç tane limon var? 6 tane limon var. Burada ise tabakların içinde iplerimizi görüyoruz. Peki her bir dairenin içinde kaç tane kek var? Her bir dairenin içinde 5 tane kek var. Peki burada kaç tane 5 var? 4 tane 5 var. Çok güzel. Şimdi az önce gördüğümüz her bir tabağın içinde yer alan 5 tane kekimizi toplayalım. Haydi birlikte toplamaya çalışalım. Lütfen bana yardımcı olun. 5 ile 5'i topluyorum. Kaç eder? 10 eder. 10 ile 5'i topluyorum. 15 eder. 15 ile 5'i topluyorum. 20 eder. Burada ise dairelerimizin içinde elmalarımız yer alıyor. Peki her dairenin içinde kaç tane elmamız var? Evet, her dairemizin içinde 2 tane elma var. Şimdi bu ikileri hep birlikte toplayalım. 2, 2 daha 4. 2 daha 6, 2 daha 8, 2 daha
10 eder. Burada toplam 10 tane elmamız var. Çocuklar, gördüğünüz gibi burada yaptığımız toplama işlemleri bayağı bir uzun sürdü, değil mi? Peki sizlere bunun kısa yolunu göstermemi ister misiniz? O zaman kısa yolunu öğrenelim. Toplananları aynı olan toplama işlemlerinin kısa yolu çarpma işlemidir ve sembolü bu şekildedir. İsmi ise çarpıdır. Çocuklar, az önce uzun uzun toplayarak bulduğumuz keklerimizi şimdi ise çarpmaya dönüştürerek bulacağız. Hatırlayalım bakalım. Burada kaç tane 5 var? 1, 2, 3, 4. 4 tane 5 var. Bunun çarpma olarak gösterimi ise 4 çarpı 5'tir. Bu 4 tane 5 demek. Veya bu ifadeye 4 kere 5, 4 defa 5 veya 4 çarpı 5 de diyebiliriz çocuklar. Şimdi ise çarpma işleminin nasıl yapıldığını öğrenelim. Buradaki işlemimiz 4 kere 5. Yani bir başka ifadeyle 4 tane 5. Bunun için çocuklar 4 parmağımızı açıyoruz ve her bir parmak için 5 5 ritmik sayıyoruz. Tekrar ediyorum. 4 tane 5 dediği için 4 parmağımızı açıyoruz ve her bir parmağımız için 5 5 ritmik sayıyoruz. 5, 10, 15, 20. 4 kere 5 işleminin cevabı 20'dir. Çocuklar, dersimizin başında hatırlarsanız ne demiştik? Ritmik saymaların çarpma işlemi için çok önemli olduğunu söylemiştik. O yüzden ritmik sayma çalışmalarını sık sık evde yapmayı ihmal etmeyin. Şimdi devam edelim. Burada sepetlerimizin içinde elmaları görüyor muyuz? Peki her bir sepetin içinde kaç elmamız var? Evet, 2 elmamız var. Peki burada kaç tane 2 var? 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane 2 var. Ben bunu çarpmaya nasıl dönüştürebilirim? 5 çarpı 2 olarak dönüştürebilirim. Peki ben bu ifadeyi başka nasıl söyleyebilirim? 5 kere 2 veya 5 defa 2 veya 5 çarpı 2 şeklinde söyleyebilirim. Şimdi 5 kere 2 işleminin sonucunu bulalım. Az önceki gibi 5 kere 2, 5 tane 2 demek olduğu için 5 parmağımı hazırladım. Siz de hazırladınız mı? Aferin. Şimdi her bir parmağım için ikişer ikişer sayıyoruz. 2, 4, 6, 8, 10. Demek ki 5 kere 2 işlemimizin sonucu 10. 7 çarpı 3 eşittir 21. Bu işlemdeki 7 ve 3 çarpan görevindedir. Bulduğumuz sonuç 21 ise çarpım görevindedir. Yani birinci eleman çarpan, ikinci eleman çarpan, sonuç ise çarpımdır. Şimdi bir
Biraz da alt alta çarpma işlemi yapalım. 6 kere 2'yi soruyor bize. 6 kere 2'yi bulmak için 6 parmağımızı hazırlıyoruz. Sizler de hazırladınız mı parmaklarınızı? Peki kaçar kaçar sayıyoruz parmaklarımızı? Evet, ikişer ikişer sayıyoruz. Haydi sayalım. Bu bizim için çok kolay. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 kere 2, 12 eder. Şimdi ise 2 kere 4 işleminin sonucunu bulalım. 2 kere 4 işleminin sonucunu bulmak için iki parmağımızı hazırladık ve dörder dörder sayıyoruz. 4, 8. 2 kere 4, 8 eder. Dersi dinlediğiniz için teşekkür ederim çocuklar. Bir sonraki videomuzda çarpma işlemiyle ilgili bol bol alıştırmalar yer alacak. İzlemeyi ihmal etmeyin. Görüşmek üzere, hoşça kalın.